Evet. Eknezya purpurea'nın çiçeği, gördüğünüz gibi. Buna bakır otu da denir, bakır çiçeği de denir. Rengi bakıra benzediği için kipri otu da denir. Gökçe çiçek de denir. Ekinezya ismiyle ile artık Latincesiyle bilinmektedir. Ekinezya milattan önce 4000 yılından beri Kızılderililer tarafından üşütme, grip, nezle gibi rahatsızlara karşı kullanılmış ve artık Avrupa'da da Türkiye'de de dünyanın birçok ülkesinde de üşütme, grip, nezleye karşı kullanılmakta, bağışıklık sistemini güçlendirmekte. Ekinezya'nın kökünde yüksek oranda, kökü daha çok tercih edilmekte ise de yaprak ve çiçeği de kullanılabilir. Daha çok kökü kullanılır. Kökünde yüksek oranda polizaharetler içeretmek, polizaharetler üşütme, grip, nezleye karşı bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Ekinezya'dan elde edilen şuruplar, damlalar, drajelerle ilgili Avrupa'da bundan 5 sene önce 141.500 çocuk üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Ekinezya damlası, drajesi, kapsülü kullanılan çocuklarda üşütme, grip, nezle gibi rahatsızların çok az gözüktüğü, bağışıklık sistemini hemen toparladığı ve gripi önlediği tespit edilmiştir. Normal olarak grip 3 hafta, 4 hafta sürüyorsa, ekinezyanın damlasını, drajesini, kapsülünü, şurubunu kullanan çocuklar da 2-3 gün içerisinde gribi atlatmakta. İsviçre'de bir firma çalışan işçilerine ekinezya damlası, drajesi vererek hastaları, insanları tedavi denemesi yapmış. Çalışan işçilerde daha çok hastalanma, üşütme, grip, nezle yakalanma olduğunu, yani iş veriminin yükseldiğini tespit etmiştir. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Ben burada sadece bir ikisinden bahsettim. Ekinezya hem güzel bir çiçek hem de çok çok etkili. Üşütme, grip, nezleye karşı. Bu çiçek hali şu ise burada kurutulmuş çiçek tohumu kurumuş. Şöyle. Bu çiçek tohumu gösterebilir miyiz biraz? Yakınlaştırabilir misin? Bu çiçek tohumu, isteyenler çiçek tohumlarını, ekinezya tohumunu Mecid Efendi, yani Merkez Efendi Botanik Bahçesi'nden temin edebilirler. Hürmetler, saygılar.